2 Eylül Pazartesi Yeni Şafak yazarı Erdal Tanas Karagöl yazısı İhracat artarken kalitesi de artırılmalı. Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından açıklanan Eylül ayı ihracat rakamlarına göre Türkiye'de ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre %8,9 artış gerçekleştirdi. İhracat miktarı ise 11 milyar 337 milyon dolar. İlk 9 ayda geçen yıla göre meydana gelen değişim ise %10.6. Bu rakamlar ihracattaki olumlu havanın devam ettiğini gösteriyor. Yani ihracatta Eylül ayı rakamları bundan sonraki dönem içinde umut verici. 2017 yılı için ihracat hedefi 153,3 milyar dolardı yeni açıklanan OVP'de 2018-2020 bu hedef revize edilerek 156,5 milyara yükseltildi. İhracat hedefinin yukarı yönlü revize edilmesinde son 11 aydaki ihracat performansının etkisi var. Türkiye'nin ihracat yaptığı sektörlerin başında otomotiv, hazır giyim ve kimyevi maddeler geliyor. Otomotiv ve hazır giyim ürünlerindeki gidişat, ihracatın yani Türkiye ekonomisinin gidişatını da belirliyor. Ülke bazda değerlendirirsek Rusya ile olan ticari ilişkilerin güçlendiğini görüyoruz. Kısa süreli de olsa Rusya ile yaşadığımız anlaşmazlık ilk olarak ticari ilişkilere yansımıştı. İki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkinin düzelmesi ihracat rakamlarında kendini gösteriyor. Eylül ayında en fazla ihracat yapılan ilk 20 ülke arasında Rusya %54 ile ilk sırada. Diğer yandan Türkiye'nin en önemli ticaret partnerlerinden birisi olan AB ülkelerine yapılan ihracat bu dönemde %10,2 arttı. AB'nin Türkiye ihracatındaki payı %51,6. Bu artış hem ihracat için önemli hem de özellikle Almanya olmak üzere AB ülkelerinin Türkiye'ye karşı takındığı olumsuz tavrın ticari ilişkileri etkilemediğini göstermesi bakımından anlamlı. İhracatın gayri safi yurt içi hasılası içindeki payı artırılmalı. Bir yandan jeopolitik riskler varken ve korumacı yaklaşım etkisini artırıyorken ihracattaki artış trendi ekonomik büyüme için güven veriyor. OVP'de belirlenen ekonomik büyüme hedefi %5.5. Bu hedefe ulaşabilmesi ancak ve ancak ihracat miktarının artırılmasıyla mümkün. Peki yalnızca ihracat miktarını artırmak yeterli mi? Türkiye'de ihracat miktarı artıyor ama bu miktarın gayri safi yurt içi hasılası içindeki payını da artırmak gerekiyor. Demek istediğim şu, Türkiye'de ihracatın miktarı gayri safi yurt içi hasılasının yaklaşık %20'sine denk geliyor. Bu oranı gelişmiş ülkelerle karşılaştırdığımızda, gelişmiş ülkeler ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki gayri safi yurt içi hasılası ve kişi başı gelir arasında neden farkın bir türlü kapanmadığını da görüyoruz. Mesela Almanya'nın ihracatının değeri gayri safi yurt içi hasılasının yaklaşık %47'sine, Güney Kore'nin %42'sine, Fransa'nın %30'una denk geliyor. Dolayısıyla bu ülkelerdeki kişi başına düşen gelir de artıyor. Türkiye açısından yapılması gereken hatta zorunlu olan ihracatın gayri safi yurt içi hasılası içindeki payının yükseltilmesi. Bu aranı yükseltmenin tek çaresi de ihracatın niteliğini yani teknolojisini yükseltmek. Her ne kadar son yıllarda hem ihracatın miktarını hem de ihracatın niteliğini artırmak için özellikle de R&D alanında özverili bir çaba gösterilse de Türkiye'nin ekonomik hedefleri açısından daha güçlü ve büyük adımlara ihtiyaç var. Argeye harcamalarının gayri safi yurt içi hasılası içindeki payını %1'in üzerine çıkardık. Ancak halen sanayi ürünlerin ihracatında yüksek teknolojik ürünlerin payı yalnızca %4 civarında. Bu oran 2015 yılı için ABD %17, Güney Kore'de ise %20. Bu ülkelerdeki kişi başı gelirin yüksek olmasındaki ana etkenlerden birisi de ihraç edilen ürünlerdeki teknolojinin payı yüksek teknolojik ürünlerin ihracat içerisindeki payının düşük olması, ihracat miktarının artmamasına ve ihracatın kilogram fiyatının değişmemesine yol açıyor. Türkiye'nin bu oranı artırmaktan başka çaresi yok. Yüksek teknolojik ürünlerin ihracat içindeki payının artması ise birçok yüksek gelirli ekonomilerin gayri safi yurt içi hasılasından argiye harcamalarına büyük oranlarda kaynak aktarmalarıyla birebir ilişkilidir. Bu şekilde üretilen yüksek teknolojik ürünlerin ihracatıyla daha hızlı yol aldıkları ise ortada. Dolayısıyla ihracatta bahsettiğimiz hususlar Türkiye'nin hedeflediği ve 2018-2020 dönemini kapsayan OVP'de de belirtildiği gibi yüksek gelirli ekonomiler grubuna girmesi için en sihirli dokunuşlar olacak.